طبعا ما نراه على وسائل الإعلام من تلفزيون وصحافة والسوشيال ميديا يثير فينا الكثير من الغضب على ما يحصل، ولكن لما تسمع من إخواننا المعايشين من أهل غزة أو لما الفريق الكويتي الذي ذهب إلى داخل غزة لمشاهدة الأحداث اللي قاعد تحدث رجعوا لنا بأضعاف أضعاف ما نشاهده على التلفزيون. Biz maalesef sosyal medyada gördüğümüz videoları çok kızıyoruz, çok sinirleniyoruz ve çok üzülüyoruz. Filistin'le ilgili bu harap olmuş ama bizim takımımız, Kuveyt takımı oraya gittiğinde daha acı ve daha vahim durumlar görmüş oldu. Gazze'de aylardır süren krizden hepimizin haberi var. Maalesef on binlerce insan hayatını kaybetti, on binlerce insan yaralandı ve bunların en az %70-%75'i kadın ve çocuklar. Siyonist çetenin yapmış olduğu katliamlardan dolayı hepimiz üzgünüz ama şunu gösteriyoruz ki hiçbir zaman bunu bırakmayacağız. Kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Şu gördüğünüz gemi dünyadaki Müslüman halkların kendi aralarındaki dayanışmanın bir örneğidir. Biz kendi aramızda bu dayanışmayı sergilediğimiz sürece, bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz sürece, aramızdaki uhuvveti ve birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece, küçük şeyleri bırakıp önemli konulara eğildiğimiz sürece Allah'ın rahmetiyle kardeşlerimizi bırakmayacağız ve Allah'ın yardımını üzerimize göreceğiz. Bugün elbette herkes elinden geleni yapmak durumunda. Vatandaşlar olarak sokaklara dökülüyor, protesto eylemleri, mitingler yapıyor. Yardım kuruluşları işte bugün olduğu gibi gıda yardımı içerisinde bulunuyor. Onun için de herkes üzerine düşeni yapmalı. Mesela oraya gıda yardımı göndermek çok çok önemli ama bundan daha fazlası savaşı durdurmak. Filistinli, Gazze'li kardeşlerimize bugün Mersin'den 3. yardım gemimizi göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Buna da Mersin olarak ev sahipliği yapmanın ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Kıymetli misafirler, bugün Filistin'de yaşanan insani katliam ve dram, eğer ki biraz empati yapıldığında insanların filmlerde, sinemalarda izleyip o vahşet görüntülerini ağladığı o görüntüleri bugün bütün dünya 7 Ekim'den bu yana her gün gözlerimizin önünde vuku buluyor. Bu yardım zahiri bir şeydir. Elbette ihtiyaç vardır. Elbette kıymetlidir. Ama daha önemlisi bu kanın bir an önce durması, bu zulmün bir an önce sona erdirilmesi, bu zulmün bir an önce savaşın durdurulmasıyla önemlidir. Bunun için ciddi bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda yürütmüş olduğu, dünyadaki bütün insanlıkla yürütmüş olduğu bu diplomasinin neticesi elbette kolay değil ama bir mücadele var.